Merhaba arkadaşlar, Meri 17-12 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ruj çiçeğiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu benim ruj çiçeğim. Bunun adı da, en iyisi açıklamalarda yazayım çünkü gerçekten ismi çok şey. Ashnanthus radicans diye geçiyor. Namı değer ruj çiçeği. Ve ben bunu bayağı alalı bayağı olmuştur. Bayağı yani bir sene falan vardır bu. Açmıştı o zamanlar ve şimdi gördüğünüz gibi benim ruj çiçeğim tekrar açıyor. Bakın çiçeklerini. Bana da bu sürpriz oldu. Sizleri de bunun videosunu çekmek istiyorum. Bakın. Bakın şöyle gidelim. Şöyle. Üstten yalnız takılıyor. Ben çevireyim en iyisi. Aynen çevirdiğim zaman da oluyor. Şöyle size göstermek istiyorum ruj çiçeğini. Biraz da bakımından anlatacağım ben bunu. Bakın yeni sürgünleri geliyor yukarıdan. Bakımı ben bunu içeride bakıyorum. Öncelikle söyleyeyim, Almanya'da yaşıyorum. Buralar soğuk yerler. Soğuk yerler olduğu için de ben bunu içeride bakıyorum. Güneş alan bir yerde ama sabah güneşi görüyor. Onu özellikle söyleyeyim. Camlar açık oluyor. İşte böyle havasını güzel alıyor. Ama şimdi de böyle çiçek veriyor. Sulamasına, bunu üretmesine gelirseniz de şöyle. Şöyle mesela dallarından kesip kesip de toprağa sokarsanız öyle de oluyor. Kimisi köklendirerek yapıyormuş ama ben hiç bunu üretmedim, bilmiyorum. Bakar mısınız kaç tane çiçek veriyor bana oradan? Bakın. Şöyle göstereyim size bu güzelliğimi. Ben bunu ekstra şimdi balkona çıkardım ki size de gösterebileyim. Çiçeklerine bakın. Bakın sabredemedim. Aslında açtıktan sonra gösterecektim. Ama en azından dedim görmüş olursunuz. Yine açtığında yine göz çekerim. Bakın orada da yeni yeni şeyler geliyor. Sulamasına bakın. Şurada da var. Burada da var. Sulamasına gelirsek nasıl yapıyoruz sulamayı? Ben kurudukça suluyorum. Öyle söyleyeyim size. Ama muhteşem. Çiçeği çok güzel. Ben bunu aldığımda çiçek açık halinde almıştım. Ama şimdi de böyle tekrar çiçek verince çok sevindim tabii ki. Bakar mısınız? Yani böyle ruj çiçeğim çiçek açıyor. Sulaması dediğim gibi kurudukça suluyorum ben bunu. Arada sırada yaprakları böyle tozlanıyor. Fısfıslıyorum. Güneşi seviyor. Sabah güneşini alıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Sabah güneş alıyor bu çiçeğin olduğu yerde. Böyle de kendi kendine büyüyüp duruyor. Çoğaltmasına da geldi. Çoğaltması da nasıl oluyor derseniz, bunu alıp toprağa ekerseniz çoğalması da oluyor. Bakın burada 3-4 tane birden veriyor. Ama çok güzel. Çok sevindim. Size de bunu göstermek istiyorum. Şöyle. Arkada da begonyayı görüyorsunuz. Maçulatamı şöyle ona da göstereyim. Evet, maçulatam burada. Muhteşem büyümesi, çok güzel. Bunu ben alalı yaklaşık sanırım bir seneyi geçmiştir. Yalnız şöyle bir sorun var. Maçulatası olanlara soruyorum özellikle. Gelişiminde çok güzel. Yalnız çiçek açmıyor benim maçulatam. Bilemedim neden. Bana bunu yazarsanız çok sevinirim. Bakın böyle. Bunun bakımı da daldan tutuyor. Burada bu yarı güneş alan yerde duruyor. Çok güzel büyüdü. Gerçekten gelişimi çok güzel. Çok güneş zaten bunun hemen yapraklarını yakıyor. Onu da söyleyeyim. Böyle ama çiçek açmıyor. Bilemedim neden. Bilenler varsa yazabilirler bana. Hem de öğrenmiş oluruz. Sulamasına da geldiğim zaman hafif kurumaya yakınken ben bunu suluyorum. Gerçekten muhteşem çiçeklerim var. Ben size açtıktan sonra tekrar bunu göstereceğim. Kesin ki tekrar atarım. Şöyle.
Burada da dün bunun şeyini yapmıştım aslında, saksı değişimini yapmıştım. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Kolos çiçeğin yaprak güzeli de deniyor. Saksısı çok küçük gelmişti. Ve aldığım bayan da bana demişti ki saksısı ne zaman yaprakları saksıdan kökleri saksıdan çıkarsa o zaman değiştirmeniz gerekiyor demişti. Dün de ben buna bir baktım çünkü büyümede biraz sıkıntı gördüm. Ama kökleri artık saksıyı taşmış. Mecbur değiştirmek zorunda kaldım. Ben video çekimi yapıyor zannediyordum. Bir de baktım ki çekmemiş maalesef. Bunu artık böyle değiştirmiş oldum. Burada da kolyoz çiçeğim. Çok seviyorum bunu. Çok muhteşem. Bakımını da anlatmıştım. Bakın buralar hep güneş yanığı. Kolyoz çiçeği gerçekten çok, yani yaprak güzeli. Evet, muhteşem yaprakları. Tabii biraz şimdi dün o yeni toprağına alışma sürecinde şu an. Güneş böyle direkt geldiği zaman sevmiyor. Dolaylı güneşi sevebiliyor. Esintiyi seviyor ama fazla rüzgar olduğu zaman da dalları kırılıyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bununla böylelikle kısa da olsa söylemiş bulunayım. Suyu seviyor. Suyu, yani toprağın kurumadan ben bunu suluyorum. Şöyle göstermek istiyorum kolyoz çiçeğinin son hallerini, son durumu. Yalnız dün bunu değiştirdiğim için daha bu biraz yaprakları şey gibi, dedim bunu da bugün çekeyim en azından. Elimizde şey olur, yani videosu olur, sonraki hali, önceki hali, saksı değişimi daha dün oldu bunun. Şöyle göstereyim size kolyoz çiçeğinin de son durumları böyle. Ama benim roz çiçeğim beni çok mutlu etti bugün. Bakar mısınız? Bakın. Gerçekten muhteşem. Şöyle, 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 şöyle yapayım. O zaman daha iyi görürsünüz. Bakın şu aradan da var. Şöyle çevirelim. Yani bakın burada da var. Yani her dalında bir çiçek açıyor bana. Gerçekten çok mutlu oldum. Rus çiçeği de böyle. İsmi çok zor bir isim olduğu için ben onu sonradan yazarım şeye. Orada da okuyabilirsiniz. Rus çiçeğim. Namı değer Rus çiçeği. Açmakta şu an. Sulaması dediğim gibi kurudukça suluyorum. Güneş, sabah güneş alan bir yerde. Bunu çoğaltması da buralardan kesip toprağa ekerseniz öyle de büyüyor. Ben de ilk kez açacak. Aldığımda açmıştı. Dediğim gibi yaklaşık bir yıldan beri vardır bu bende. Şimdi yeni yine açacak, bakalım nasıl olacak. Şimdilik ben onu şimdi şu an sırf size çekim yapmak için balkona getirdim. Şöyle bir ipim var orada. Ona taktım ki görebilirsiniz diye. Böyle göstermek istiyorum. Ruj çiçeğimin halleri, çiçekleri. Bakalım bu süreç ne kadar sürecek? Ne kadar, kaç gün sürecek? Belki bir iki hafta sürer diye bir sanıyorum ben. Çünkü böyle. Havada böyle kapalı bugün bizde. Size orayı da göstereyim. Şöyle bayağı bir şekilde. Burada da sukulentlerimiz. Şöyle kısadan bir kısa bir sukulentlerde göstereyim son durumları, son halleri. Şöyle geçen aldıklarım. Saksıları yeni düzenledim. Tekrar ekim dikim işlerini yaptım.
Böyle. Bugünlük videomuz da bu kadar olun. Olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.